Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte bu videoda tahta serisinde 5. videomuzdayız ve diskriminantla alakalı, hani o 2. dereceden denklemlerde köklerle ilişkisi olan delta var ya, hani diğer ismiyle diskriminant, işte bundan biraz bahsedeceğiz ve bununla alakalı bir yöntem göstereceğiz sevgili arkadaşlarım sizlere. Şimdi öncelikle nedir bu yöntem? Ne işe yarar? Bizim işimize yarar mı hocam? Yarar, illaki yarar. Mesela benim çoğunlukla kullandığım bir yöntem. Öncelikle sevgili arkadaşlar, bazen böyle sorunun içerisinde cebelleşirken, ki süreye karşı yarışırken bu daha da zahmetlidir. Bazen böyle diskriminant hesaplamak zorunda kalırız. Delta hesaplamak zorunda kalırız ki delta'yı hesaplamak zorundaysa onu zaten hesaplayacağız ama İşte bu denklemin, acaba örnek veriyorum, delta'yı hesaplamadan kaç tane reel kökünün olduğunu, mesela çözüm kümesinin iki elemanlı mı olduğunu, tek elemanlı mı olduğunu, yoksa o denklemin gerçek kökünün olup olmadığını anlayabilmek adına işte bu yöntem bu işe yarayacak. Yani bu denklemin deltası sıfırdan küçük mü, büyük mü, yoksa eşit mi sıfıra, işte bu işe yarayacak bu yöntem. Şimdi gelin birlikte bir düşünelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar, hangi kazanımlara ihtiyacımız var? Yani birden fazla kazanım düşünebiliriz ama hani en akla mantığa uyan şey şu. Öncelikle bu fonksiyonlarda biliyorsunuz öteleme tarzı şeyler vardı. Bunu kullanacağız. İkinci olarak sadece bazı sayıların karesini alacağız ve bir şeylerden büyük mü küçük mü bunu kullanacağız. Öncelikle x kare artı 8 x artı 18, bunu kontrol edelim. Şimdi ben x kare, daha sonrasında artı 8x ve artı 16 demiş olsaydım bu ifade bir tam kare olurdu. Değil mi? X artı 4'ün karesi. Hemen yazalım. Bu kısım x artı 4'ün aslına bakarsan karesidir. Ama artı 18 olabilmesi için tabii ben buna 2 eklemem gerekiyor. Eğer ki bu bir fonksiyon olmuş olsaydı, fx eşittir x artı 4'ün karesi artı 2 gibi bir fonksiyon olmuş olsaydı ve ben bunun grafiğini çizmek isteseydim, işte o zaman şöyle bir grafik ortaya çıkardı. Bu x eksenim, bu da y eksenim. Şurasının kökü eksi 4 olduğu için eksi 4'ü şuraya koydum. Ve diyeceğim ki x artı 4'ün karesi aslında bir paraboldür ve şuraya teğet olan bir paraboldür. Eksi 4 apsisli noktaya teğet olan bir paraboldür. Peki 2 ekleyince ne olur? Bak, 2 ekleyince ne olur ben sana hemen söyleyeyim. Bunu 2 birim yukarı kaldırırsın ve şu şekilde bir parabol olur. Sonrasında dersin ki demek ki bunun x eksenini kesmediğine göre bunun kökü yok. Deltası da sıfırdan küçük. Yani kullanacağımız mantık buna benziyor ama tabii daha da idealleştirilmiş bir mantık. Daha böyle seri çalışması için. Peki o zaman şunu kontrol etseydik, x kare artı 8 x artı 15'i, yani 15 olması için bu sefer 1 çıkarmam gerekiyordu. Yani buna da gx fonksiyonu diyelim. Gx fonksiyonumuz bu sefer x artı 4'ün karesi eksi 1 olması gerekiyordu ki artı 15 olsun. Eksi 1 olunca ne olacak hocam? Hemen şöyle x eksenimizi birazcık uzatalım ve bu sefer de 1 birim aşağı çekeceğimiz için doğal olarak şöyle bir fonksiyon elimize geçecekti ve 1 2 tane kökü olacaktı. Yani deltası bu sefer de sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Neden? Çünkü birbirinden farklı 2 tane reel kök elde etmiş olacaktık. Peki daha kısası var mı? Yani bunları böyle çizmek zorunda mıyız hocam her seferinde? Yani bunları her seferinde çiziyorsanız hocam, videonun en başına dediniz ki ben genelde bunu kullanıyorum. Hocam o zaman siz çok yazık ediyorsunuz kendinize, çünkü direkt delta hesaplasanız daha kolay olur değil mi? Haklısın, daha kolay olur ama emin ol ben bunları çizmiyorum. Şunu yapacağız gençler. Şimdi ben şuradaki sayıya göre şuranın değiştiğini anlayabiliyorum. Neden? Çünkü birinci ile ikincinin iki katı diyoruz ya. Şimdi iki katı 8 ise o zaman kendisi nedir? Hemen kendisini bulacaksın. Yani o zaman biz burada şunu yapacağız. 8'in yarısını alacağım, 4. 4'ün karesini alacağım. Nedir 4'ün karesi? 16. Şimdi eğer 16 şuradaki sayıdan, buradaki sayıdan daha küçükse, o halde diyorum ki delta da sıfırdan küçüktür. Hemen buraya geçtim. 8'in yarısı 4, 4'ün karesi 16. 16 15'ten daha mı büyük? O zaman delta da sıfırdan daha büyüktür diyoruz.
İşte mesele bu. Yani delta'nın sıfırdan küçük mü büyük mü yoksa sıfıra eşit olup olmadığını bu şekilde sevgili arkadaşım kolayca anlayabilirsin. Şimdi şuradaki seri seri yazdığımız örnekleri sırasıyla bir inceleyelim. 10, 10'un yarısı 5, 5'in karesi 25. 25, 24'ten daha büyük olduğu için şuradaki 24'ten o halde delta da 0'dan daha büyüktür diyeceğiz. Tamam, bu kadar. Yine bunun yarısı 5, 5'in karesi 25, 25, 25'e eşit olduğu için delta da 0'a eşittir diyeceğiz. Anlaştık. Peki, yarısına baktım, 5 karesi 25, 25, 26'dan küçük olduğu için delta 0'dan daha küçüktür diyeceğiz burada. Hemen buraya geldim. Yarısı eksi 6, eksi 6'nın karesi 36'dır ve 36 daima zaten eksi 14'ten daha büyük olduğu için delta da 0'dan daha büyüktür diyeceğiz. Yarısı eksi 7, karesi 49, 49 52'den daha küçük olduğu için delta da 0'dan daha küçüktür diyeceğiz. Mesela soruların içerisine düşünsene. 14'ün karesini aldığını düşün veya 18'in karesini veya 22'nin karesini hesaplayıp daha sonrasında eksi 4 çarpı a çarpı c'ye yaptığını düşün. Ne kadar sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla bizim bunu kullanmamız işimizi hızlandıracaktır. Ben de size bu bilgileri bu yüzden anlatıyorum. Geçtim buraya. 18'in yarısı 9, 9'un karesi 81 ve 81 55'ten daha büyük olduğundan ne diyeceğiz? Delta da o halde 0'dan daha büyüktür diyeceğiz. Peki yarısı kaç? 11. 11'in karesi 121 ve 121 119'dan daha büyüktür. Bundan kaynaklı delta da 0'dan büyüktür o halde. Hemen geldim buraya. 2a'nın yarısı a'dır ve a'nın karesi a karedir. A kare daima ve daima eksi 5 tane a kareden daha büyüktür. Sebep zaten a kare pozitif. Eksi 5 ile çarparsam negatiftir. A kare pozitifse pozitif sayı negatif sayıdan daha büyüktür. Dolayısıyla delta da sıfırdan büyüktür diyeceğiz sevgili gençler. Evet, ben genel itibariyle bu tarz ifadelerde delta'nın sıfırdan küçük mü büyük mü olduğunu anlayabilmek adına. Yani bazen çok ihtiyacımız oluyor, diyoruz ki acaba kökü var mı? Çünkü kökü varsa örnek veriyorum çarpanların ayrılabilirliğini anlayabiliyorum. Veya kökü varsa diyorum ki x eksenini kaç noktada kestiğini anlayabiliyorum. Bu sadece ama sadece ikinci dereceden denklem çözerken değil, fonksiyonları düşünürken de geçerli, polinomları düşünürken de geçerli, türev derslerinde de geçerli. Yani doğal olarak sen artık bunu bu şekilde yaparak hız kazanabilirsin. Delta hesaplama zahmetinden de kurtulabilirsin. Sonuç olarak delta hesaplarken buradakinden daha fazla işlem yaptığından daha fazla işlem hatası yapma olasılığın da artıyor tabii ki. Ve bundan sonra inşallah sen de artık öğrendin. Bu şekilde bu yöntemi kullanabilirsin diyelim. Ve sonraki videolarımızda görüşelim. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.